kahve içmeye geldiğin için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hazır sizler gelmişken bizim Trakya gündemiyle ilgili size bir iki ufak haber vereyim. Geçtiğimiz gün basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı ile ilgili bir takım açıklamalar yapmıştık. Pazartesi sabah bize gelen, genel merkezden gelen mailde Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Sayın Faik Özturan sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımız olduğu haberi geldi. Tabii ki Trakya'da biz biliyorsunuz son kurultayda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ örgütleri beraber hareket etmiştik. Ve Faik Bey ile Faik Bey'in üzerinde çok durmuştuk. Faik Bey'in parti meclisine girmesi ve biz bunu da bundan da emindik. Genel başkanımıza da bu taleplerimizi 3 il olarak ilettik biz. Faik Bey mutlaka Trakya'yı temsilen parti meclisine seçildikten sonra Merkez Yönetim Kurulu'nda olması gerektiğinde 3 il adına Tekirdağ İl Başkanımız Sayın Genel Başkanımızla görüşerek bu 3 il başkanlığının 3 örgütün talebini iletmişti. Sayın Genel Başkanımız zaten o sinyali daha önce de vermişti. Faik Öztürk, Tekirdağ Milletvekilimiz Faik Öztürk, Genel Başkan Yardımcımız olarak parti meclisinden Merkez Yönetim Kurulu'na seçilerek Genel Başkanımız da Trakya'yı bizleri bir kez daha onurlandırmıştır. Tabii işte neden Faik Öztürk'tü, bölgemizden neden başkası değildi, bizim vekillerden neden herhangi birisi değildi? Parti meclisi üyeliğine seçilen bir kişi Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçiliyor. Faik Öztürk de parti meclisine seçildiği için biz ayrıca mutlu olmuştuk, desteklediğimiz bir insanın. Bunun hemen akabinde biliyorsunuz 40'lı grubundan da oradan ekibimize kattığımız bir arkadaşımız, destek verdiğimiz yine 3 il olarak Yüksek Disiplin Kurulu, bu da partimiz için en önemli organlardan birisidir. Yüksek Disiplin Kurulu'na Emre Arslan isminde bir arkadaşımız merkezdeki Yüksek Disiplin Kurulu yönetimine girdi. Bu da Trakya olarak bizleri mutlu etti. Edirne olarak evet bir vekilimiz ve Çiğdem Gegeoğlu parti meclisine adaydı. Onlar da yeterli oyu alamamışlar zaten. Parti meclisine girememişlerdi. Benim söylediğim olay parti meclisinden sonra Merkez Yönetim Kurulu'na Trakya'dan birinin genel başkan yardımcısı olması. Faik Öztürk'ün CV'si çok kabarık, çok tecrübeli bir siyasetçimiz. En son müsteşarlıktan emekli olan, Trakya'nın yetiştirdiği, yani ailesinde bakanlık kültürü olan nadir insanlardan birisi Trakya'da. Bu yüzden ayrıca mutluyuz. Önümüzdeki hafta hazır sizler buradayken sosyal medyada paylaştık ama haber amaçlı evet sizlere ilk önce geçmemiz gerekiyor. Dün arkadaşlar geçtiği gibi ben de sosyal medyada paylaştım. Diyarbakır'da bir panele katılacağım. Genel başkanımızın da oluruyla 4 il başkanı Samsun, Edirne ve Konya Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları, Diyarbakır il başkanımızın misafiri olarak ve bir de parti meclis üyemiz ile beraber, Yıldırım Kaya ile beraber Diyarbakır'da eşit yurttaşlık üzerine bir panele katılacağız. Diyarbakır'da Batı'yı anlatacağız. Biz onları davet edeceğiz. Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu inanarak böyle bir girişimde bulunduk. Hiç olmazsa artık Türkiye'nin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı kavramını ortadan kaldırıp herkesin eşit şartlarda nasıl yaşadığını göstermek için böyle bir girişimde bulundu Diyarbakır İl Başkanlığımız. Bizleri davet ettiler. Genel Başkanımızın da oluruyla Diyarbakır'da 24 Şubat'ta saat 13'te böyle bir panelimiz var. Ülke gündemi çok yoğun. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını izledik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle bugünlerde Afrin Operasyonu ile beraber sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ni farklı mekanizmalarla bir araya getirmek için ciddi anlamda iktidarın bir verdiği mücadele var. İşte siz bu operasyona destek vermiyorsunuz, siz bunlarla yan yanasınız, işte siz PYD'yi terör örgütü olarak tanımıyorsunuz falan. Az önce grup toplantısında izledim. Genel Başkan'ın bizi farklı gruplarla bir araya koyanlara çok güzel bir cevabı oldu. Çok net söyledi. Benim oğlum dedi hiçbir zaman askerlikten kaçmadı. Benim oğlum bedelli askerlik yapmıyor. Benim oğlum çürük raporu almadı. Benim oğlum hala asker Sivas'ta. Yani daha açık bir genel başkan kendi tavrını nasıl belli eder bilemiyorum. Bu yersiz eleştirilere cevap vermek istedim bugün de aslında. Gereksiz bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne farklı örgütlerle alakalı yakıştırma yapmaya çalışıyor. Bizim gördüğümüz iktidar kanadının organize bir hareketi. Bunları dikkatle takip ediyoruz. Tabii bunların Edirne ayağı da oluyor. Peki, yani
Evet. Sayın Mehmet Mezunoğlu'nun da bir ithamı oldu CHP'lilerin sahtekar şeklinde. Bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim? Yani CHP'lere sahtekar, ben aslında bu konuyla ilgili hakikaten cevap vermeyecektim. İki gündür partilerimizden, siz değerli basın mensuplarından çok ciddi anlamda bu konuyla ilgili bu eski vekaleten bakanı, yani bekleyerek bakanlık devralıyor, veriyor. Mehmet Mezunoğlu'na çok fazla bir şey söylemek istiyorum. İstemiyorum. Sadece o lafı duyduğumda ben, gazeteci arkadaşlar o konuşmanın metnini atmışlardı bana. Yani hiçbir şey söylemek istemedim. Zaten Hazreti Mevlana zamanında çok güzel bir söz söylemiş. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek bir cevabım vardır. Lakin lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Sadece bir laf geldi aklıma. Sayın Bakan, yani CHP'liler sahtekardır demekle halt etmiş. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partililerin ne kadar düzgün, başkalarının ne kadar sahtekar olduğunu bütün Trakya'da biliyor. Zaten Trakya halkı, özellikle Edirne'deki CHP'liler, işte Atatürk'ün gölgesinde siyaset yapıyorlar falan falan falan, çok hakaret dolu sözler söylemiş. Mehmet Mezunoğlu gibi siyaseten bitmiş bir adamın bu sözleri tekrarlayarak parlatmak istemiyorum ben Edirne'de. Kendisi işte senede bir kere geliyor, gidiyor, karıştırıyor bölgeyi, gidiyor. O anlamda Edirne'deki bu huzur bozmasına da müsaade etmem. Sadece az önce söyledim, Hazreti Mevlana'nın sözüyle ona cevap veririm.